Arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine durmuyoruz, gidiyoruz bir yerlere. Gümrüğe araç bakmaya gideceğiz. Bildiğiniz o gümrük satış var ya, araçların satıldığı internetten ihaleyle. Oradan bir araç beğendi Nihat, beraber bakacağız. Kocaeli'deymiş gemse de, eğer ki hoşumuza giderse teklif vereceğiz araca. Şimdi beraber ben sizlere bugünümü kayda almak istiyorum, vlog tarzında. Orada çekim alabilir miyim bilmiyorum ama eğer ki çekim alırsam paylaşırım sizlerle. Araç Volkswagen Caddy bu arada. Beraber bakacağız bakalım. Şimdi ben yola çıkayım. Yolda görüşürüz. Mazot almam lazım. Rio'ya gideceğim. Hastalığa niye bilmiyorsunuz diyorsunuz. Arkadaşlar durmadan kilometre yapıyoruz. Her gün illa bir şey çıkıyor. O yüzden Rio en iyi tercih. En azından kilometresi duruyor. Hastalığım. Hadi bakalım geçiyorum ben arabaya. Aracın biraz ısınmasını bekliyorum. Isıtmadan yola çıkmıyorum ben. Vallahi o gümrük ortamını çok merak ediyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Şimdi ilk kez beraber bakmaya gidiyoruz. Hoşumuza giderse belki ilerleyen zamanlarda başka arabalar da alırız orada. Bakalım farklı arabalar görecek miyiz? Hepsini gösteririm ben sizlere. Olmazsa eğer böyle güzel bir yerse rahat rahat girebiliyorsak her hafta gideriz bir arabaya bakarız. Açtım camımı. Efil efil gidiyorum. Ya mazotu kaliteli bir yerden almak istiyorum. O yüzden bizim buradaki petrolleri almayacağım. O yüzden ağır ağır gidip mazotu bitirmeden adı pazarına varayım. Orada Shell'den falan böyle bir power alayım. Opet'tekini pek fazla beğenmiyorum dediğim gibi. Şimdi artık gümrük tarafında görüşürüz. Nihat'ı bir alayım. Nihat'ı yoldan alacağım. Orada bir görüntü açarım. Sonra gümrükte görüşürüz. Gebze tarafına geldik. Bir petrole durduk. Bakalım yerini bulmaya çalışıyoruz oranın. Arkamızda gümrük var ama gümrük satışı var mı onu bilmiyorum. Bakacağız oraya bunu şimdi. Boya cihazımız yok. Boya cihazı bulmaya çalışıyoruz. Bir ekspertizden falan kiralamaya çalışacağız. Verirler mi bilmiyorum. Bu Gebze Otosanayi'nde geziyoruz şimdi. Bir boya makinesi kiralamaya çalışıyoruz. Olmazsa ekspertizi çağıracağız. Adam gelip baktığında 200 lira para alıyormuş. Olmazsa ona vereceğiz parayı. Şöyle Gebzeliler de vardır illa aramızda. Onlara da selamlar. Bayağı büyük gözüküyor otosanayisi. Arkadaşlar doğru yere gelmişiz. Sorun yok. Şimdi arabalara doğru gidiyoruz. Zaten bir hamur gördüm. Şöyle yerde görüyorsunuz. Nihat biz her hafta gelip burada bir video çekeriz ha. Dur bakayım eğer şeyimiz olursa işimiz olur. Çasis depo. Yağ kaçağı falan var mı? Bir şey yok gözüküyor. Kutun şasisi nerede yazıyor bunu? Kaçakmış. Şöyle bilgilerini de bu göstereyim size. Aa GPS var. Navigasyon takmışlar. Kaç bindi daha bu araba? Aküsü yok. Nihat anahtarı var değil mi bu arabanın? Şöyle DSG arkadaşlar. Kedi. Bu araba kaçakçılık yaparken yakalanmış. Bilgiler falan var. Büyük ihtimalle bunlar sahibinin. Şöyle ESP tuşu. Burası neyde mi bırakılmış? Evet. Niye park pozisyonu değil? Aslında DSG'nin böyle hareket etmemesi lazım diye biliyorum. Gayet güzel amaç. Arkadaşlar motor nasıl gözüküyor? Motorun suyu yok. Ancak şu parçalara bakıyorum. Kayın bak bu parça değişmiş gözüküyor Nihat. Ama burası da böyle boyası yok mu artık bunlarda? Herhangi işlem var mı diye bakıyorum da. Bak bunlar hep orijinal şöyle Volkswagen emblemleri duruyor üzerinde. Ama şu farklı. Bu değişen gözüküyor Nihat. Alttan da bak olsan sanki vuruk var arada. Bir bakayım altına. Tabii yağ kaçağı var. Karteri ıslatmış hafiften. Ama öyle kötü durmuyor Nihat. Şu kapı açılmıyor arkadaşlar. Ama arkadan falan düzgün duruyor ya. Şu birleşimler olsun. Ben öyle değişeni yok gibi geldi bu arabanın. Sadece o çamurlukta biraz sıkıntı var. Bak bu etrafta farklı arabalar da var. Biliyorsun burada bir BMW mevcut. Karşıda bir hamur var. Görüyorsunuz. Her türlü araç bulunuyor.
arkadaşlar, şimdi eksperti çağırdık. Valla müsait olursa diğer arabaları da göstermek istiyorum. Şurada Opel Agile diye bir araba var. Insignia'nın hatchback'i var. Bunlar hep yurt dışından gelmiş, zamanında bırakmışlar. Ancak işte yasak olur diye korkuyorum. Bir BMW var şurada yine aynı şekilde. Ben burayı sevdim ya. Arada geliriz belki, bilmiyorum. Beğenirseniz. Arkadaşlar şöyle bir hamurda görmedi demeyelim. Nihat bak, hamurun kapı da orijinal. Şu janta bakın ya. Şu lastiğe bakın. Kamyon lastiği gibi. İnince nasıl gözükmüş. BF Goodrich. Buralarda yarıkları var. Efsane durmuyor ama. Arkadaşlar çok büyük ya. Yani uzunluk olarak acayip büyük. Nasıl bagaj açılıyor ya bunda? Vallahi bulamadım ha, nasıl bagaj açacağını. Şöyle bir içine de bakalım. Bak, GM'in camı var. Bunu görünce hep aklıma iyi bayramlar geliyor. İyi bayramlar arkadaşlar. Çok sıcak. Abi acayip bir şey ya. Acayip bir şey. Şaka gibi. Çok fena ya. Şu kapı koluna bakın. Aman kapatamıyorum bile. Çok ağır. Vay anasını. İçeride kalmayan bir de. Şu an ne anlatacağım bilmiyorum. Çok garip gözüküyor çünkü. Bakın şu ibrelere falan. Biraz aydınlatayım etrafı. Şöyle detaylarına bakın. Havalandırmaları. Dört çeker ayarlarını buradan yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Teybi güzel. Vitese bakın ya. Bu ne abi? Uçak mı kaldırıyoruz ya? Şöyle delik koltukları çok güzel. Herhangi bir sorun yok. Bomba gözüküyor. Ama konsol aşırı geniş ya. Kanki yanıma binsene, yanıma. Bin yanıma. Abi böyle bir şey yok. Bırak kediyi mediyi bırak. Arkadaşlar kaç paraymış biliyor musunuz? Satışı esas bedeli 650 bin liraymış. Evet. Abi şuna bin. Selamünaleyküm. Amır'dan selamlar. Abi bildiğin kamyon gibi değil mi şu anda? Oğlum, bu ne oğlum? Çok acayip bir şey Nihat ya. Yolda nasıl gidiyor bu? Abi bilmiyorum. Bunu şeride sığdıramazsın ya. Oğlum içinde bunaldım ben bunun. Dıştan kocaman duruyor. Evet, içi çok dar değil mi? Ama böyle şey, genişliği çok fazla. Şuna bak abi, vitese bak. Güzel güzel. Tavan iyi olmuş ama. Tavan. Oğlum bildiğin askeri jip ya. Öyle istirek yani, aynı. Kanka arkasına baksana. Ama insan bunalır olsam. Bunaldım vallahi arabanın içinde ha. Abi bilmiyorum ama. Bak camlar küçücük ama. Kapı kilidine bak. Araba 650 bin lira. Kapıya bak. BMC kamyonu şeye gidiyor. Boşver oğlum. Bu araba böyle duracak ya. İbrelere baksana. 120 mp. 180 km hız var. Zaten isterse açmaz. Gözlüklük var. Üstünden ezgeç. Arabanın şeyi tane yok olsan. Ne kanki? Elfenin değil mi? Elfenin nerede abi? Ha, elfenin burada ayağımda. Ayaktadır da şey. Bose sistemi var. Bose. Kilit. Oo, piştim ben oğlum. Yanıyor bu araba ya. Ha bak, kontak bozuk bunun. Nasıl ineceğim ben bunun içine? Kola baksana kola. Oha. Şunu göster şunu. Aynen şunu bak. Kocaman ya. Oğlum çok güzelmiş ama dur dışarıdan göstereceğim. Şurada hamur yazıları, E-tipli koltuklar. Şu fren pedalı. Ya her şey çok büyük. Arkada böyle. Arka taraf daha temiz. Şöyle arkasına bakın. Tüp var. Ha. Arkadaşlar bak, tüp var. He? Tüplü bu araba. Tüplü ve öfkeli ha. Bagajı açsana abi, ben bagaj açamadım. Açıl. Görmüyor musun? Mühür var arabanın şeyinde. Hayır oğlum, hiçbir şey. Mühür değil mi? Bana atık şey, plakanın ya. He. Bagajı nasıl açacağız oğlum ya? İçten açılıyordu kanka. Bilmiyorum. Sen burada dur, ben açacağım. Hayır oğlum ya, açamazsın. Açamazsın abi, öyle şey olur mu? Vallahi bulamadım ha. Arkadaşlar daha önce hamur kullanmış arkadaşlar yazsınlar. Allah belanı. Hamur görenler yazsın. Aynen. Gökken yazsın. Hamur görenler yazsın. Sadece gören de yazılır. Çok güzel ya. Ben ilk defa görüyorum olsam. Ben gördüm de. Fotoğraf harici ilk defa yani. Bir ben, yanından bu kadar. Daha önce gördüm de binmemiştim. Hiç hayatımda ilk kez biniyorum. Şu kaputa falan baksana abi. Şöyle tekrar göstereyim size. Şu diğerlerine de bakalım. Opel'in şöyle bir arabası var arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Aslında 3 tane Opel var. Şu Opel'de hiç görmedim ben. Agile'ymiş Opel'in. Şöyle bilgilerini size göstereyim. Gene Avrupa'dan gelmiş bir araba. Almanya'dan gelmiş. Bırakmışlar. Burada öyle oluyor. Bazı araçlar da geliyor, bırakıyorlar. Şöyle bakabilirsiniz. Ecoflex Agile. Terk oto yazmışlar. İçi güzel ama. Çok kullanılmamış. Teyi takmışlar. Vites yolları çok kısaymış ha. Şuna bak.
Gayet güzel lambası yanıyor, aküsü var. Dur bakayım Almanca bir şeyler bulabilecek miyiz? Bak tüp bayrağı var. Bazılarında araç sürücülerine ait şeyler de oluyor, böyle güzel oluyor onlar. Şuradaki göze bakayım. Bak bir sürü lamba mama var. Opel Agila. Valla burayı çok sevdim. Harbiden bundan sonra gelebilirim sürekli. Video çekmeye de bir şey demiyorlar. Şurada bak yazıyor. Belki Alman arkadaşları vardır. Almanya'dan izleyen arkadaşları vardır. Böyle. Zaten Almancılar bilecekler de bunu yazsınlar. Burada bir Astra var. Astra'nın station wagonu. Bu da aynı şekilde terk edilmiş, Almanya'dan gelmiş bey büyük ihtimalle. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım içine ne var ne yok. Arabanın içi çok sıcak. Hani bu Japonik diyordu ya işte sıcaktan binemiyorum falan diye. Aynı öyle bir durum var burada da. Burası da sanki o Japonik'in gittiği yerlere benziyor. İçeride bir tespih bırakmışlar. Bakayım bu gözde bir şey var mı? Ha, burada bir sakız bırakmışlar. Gayet güzel. Arkada şer kardı falan var. Airbag'leri var yan taraflarda. Bir de burada insignia bulunuyor arkadaşlar. Şöyle insignia'ya da bakın. Oo, kaza yapmış bu insignia. İçinde kanman yok. Ama kapı nasıl korunmuş bak, görüyor musunuz? İçeride herhangi bir şey yok. Direksiyondaki airbag patlamamış. Bir anlardakiler patlamış. Bak airbag de böyle oluyor. Yukarıdan böyle açılıyor. İlk kez ben bir airbag'e dokunuyorum şu anda. Böyle hasır bir malzeme gibi. Biraz daha sert. Burada bir Kia var. Şöyle ben size ara ara görüntü açarım. Bu kazalı İsviçre'ye kaç satıyorlar? 95 bin satıyorlar arkadaşlar. Şu BMW'yi de göstereyim sizlere. BMW 3 serisi var. 85 bin lira bir fiyatı var. 327 dizelmiş. 112 bindeymiş daha. İçine bakalım. BMW'lerin genelde içleri yorgun olur. Ama bu arabanın temiz gözüküyor. Birkaç parçası eksik sadece. Geri kalan da hoş. Şu orijinal teyp. Bence orijinal teyp en güzeli. Buraya gidip ekranına bir teyp takıyorlar böyle. Çakma. Hiç hoşuma gitmiyor. Direkt böyle orijinal kalacak. DSC off tuşu. Bu da gayet güzel ya. Bakayım bunun torktosunda bir şey var mı? Oo, halı kaplı. Bunda herhangi bir şey bırakmamışlar. Oturma pozisyonunu merak ediyorum. Bu BMW'leri daha önce hiç kullanmadım. Şurada otoban etiketi var. Büyük ihtimalle bak bu da aynı şekilde Almanya'dan gelmiş. Ya da o taraftan bir yerden, yurt dışından. Karolinos var. Döşemeler güzel ama deri değil. Deri olması daha güzel olurdu. Kapıyı kapatmamla için yandım yandım, çok sıcak. Aha, bizim Nihat geliyor. Almış ekspertiz abi. Şöyle arabayı da bakın. Sonra arkadan da göstereyim. Arka stoplar sanki değişmiş gibi duruyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm abi. Valla biz baktık abi kendimizce ama sen daha iyi anlarsın. Arkadaşlar gidiyoruz artık. Anlatırım ben size. Arkadaşlar tekrar selamlar. Arabaya baktırdık. Ekspertiz geldi. Ekspertize bu ara 200 lira verdik. Her şeyine baktım. Sadece çamurluk orijinali değişmiş. Servis de değişmiş büyük ihtimalle. Araba buranın arabası. Büyük ihtimalle yurt dışından bir malzeme kaçırırken falan yakalanmış. Evet. Gayet güzel duruyor. Yağ suyunu yaptıracağız alırsak eğer. Direkt çekiciyle götüreceğiz. Bakımları 117 binde yapılmış. Yani kaç kilometre araba? 107 binde yapılmış. 107 binde yapılmış. Araba 117 binde değil mi? Evet. Aynen. 10 bin kilometre yol yapmış. 10 bin kilometre yol yapmış daha. Gayet bakımlı. Zaten ekspertizdeki arkadaş dedi ki ben bu adamın sahibini biraz gözüm ısırıyor dedi. Yani arabanın sahibini de adam tanıyor açıkçası. Böyle. Araba hoşumuza gitti. Bakayım ihaleyi kazanırsak onu da gösteririz size. Aynen. Arabanın ihalesi 2 gün sonra bitecek. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal almış olacağız inşallah. Ha, almama ihtimalimiz ne derseniz, almama ihtimalimiz daha yüksek. Çünkü ihale çok şey... pratik olmak gerekiyor, hızlı olmak gerekiyor. E tabi bir de fiyat var. Bakalım fiyat bizim istediğimiz fiyata uyacak mı, uymayacak mı? Arabanın tabi ufak tefek sağında solunda sürtmeler var. Ya, o kilometrede bir arabada da zaten bayiden çıkarıp almıyorsunuz. Yok bu abi, bir tane göçük gördüm yok, sadece. Yok, iki kapıda da var, sürtme var. Önemli. Yani pastacıyla ile kapanmayacak kadar büyük sürtmeleri. Onlarda yapacak bir şey yok. Aldık mı zaten biz arabayı boyatmayacağız.
öyle bineceğiz. Ama belki bir ya, pastacılığa yaparız. Arabanın boyası çok güzel. Çok aynen. Güzel. Hatta araba önden yeni kasa kedilere de benziyor. Boyadan dolayı. Çünkü şeyini, o bir bej rengi var ya yeni kedilerin. O renge bayağı benziyor. Öyle. Artık kapatalım videoyu. Biz de artık işimize bakalım. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.